Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Orhun Kayalp. Geçen hafta soru cevap videosu çekmiştim. Daha doğrusu sorularınızı almak üzere bir video çekmiştim. Orada soruları topladım. Şimdi cevap kısmına geldik. Video 1,5 saat olmasın diye açıkçası hızlı hızlı yanıt vermeye çalışacağım. Lütfen hızıma ayak uydurmaya çalışın. Toplamda 65 tane soru geldi. İnanılmaz güzel sorular geldi. Hiçbirini atlamak istemediğim için hepsini almaya çalıştım. Ama arada gözümden kaçmış olanlar varsa da kusuruma bakmasın. Kuruda vaktim olursa, ki çok zor açıkçası. Video gerçekten uzun olacak. Herkesin yorumunu da bir kenara iliştireceğim. Ama yapamayabilirim. Şimdilik böyle. Hemen sorulara geçiyorum. Şimdi ilk soru aslında benzer, 4 farklı arkadaştan benzer sorular gelmiş. Zack Lord, Duran Avcı, Doğukan ZRN ve Anıl Sever isimli arkadaşlar benim eğitimim ve yabancı dillerimle alakalı sorular sormuşlar. Hemen şöyle özetliyorum. Ben Tekirdağ Şarköy'de doğdum. Evrenos Birlik Öğretim Okulu'nda ilk orta öğrenimi aldım. Liseyi Tekirdağ Anadolu Lisesi'nde okudum ki orada da İngilizceyi öğrendim. Galatasaray Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi'nde de hem Fransızcayı öğrendim hem de İletişim Fakültesi'nden mezun oldum lisans düzeyinde. Bir sonraki soru Ali Alptuğ Oklu'dan gelmiş. Geçmiş olsun demiş. Bir hafta önceki videoyu çekerken hastaydım. Onun için geçmiş olsun demiş. Çok fazla geçmiş olsun dileği var bu arada. Onları da aradan çıkartmış olayım. Çok teşekkür ederim hepinize. Witcher serisi hakkında fikirlerin neler? Düşünceni duymak istedim demiş. Witcher serisi şahane bir aksiyon RPG oyunu. Ben çok fazla oynamadım açıkçası. Yalan söylemeyeceğim o konuda. Ama oynayanları hani izledim. Let's Play'leri izledim. Murat abi zaten ejderha olan Murat abi çok sever. Onu oynarken izledim. Vesaire vesaire. Bilhassa ben Witcher'dan ziyade Witcher geliştiren ekibi. Yani CD Projekt Red'e hem bir hayranlık hem de bir sevgi ile doluyum. Çünkü gerçekten oyuncuların isteğini, ne istediğini, oyuncuların beklentilerini iyi anlamış ve gayet de güzel bir oyun geliştirmiş ekip. Kendilerini buradan tekrar tebrik ediyorum. Bir sonraki oyun. Mustafa Mutlu'dan... oyun ne ya? Bir sonraki soru. Mustafa Mutlu'dan gelmiş. Steam account'unu bulamadım. İlk olarak paylaşmak güzel olur. Sonrasında nerelisin? Nerede yaşıyorsun? Ve yaptığın işi bireysel olarak Twitch gibi platformlarda yapmak göründüğü kadar kolay mı diye sormuş. Kolaylıkla demiş. Teşekkürler. Steam account'umu bulmamanızda yarar var. Yani açıklamalarda zaten her videonun açıklamasında Steam grubumu bulabilirsiniz. Orada buluşuyoruz. Bireysel Steam hesabımı çok paylaşmak yani paylaşsak da arkadaş ekleyemiyorum çünkü onun bir sınırı var. Bir de ben daha çok özel olarak hani kullanıyorum Steam'i. Dolayısıyla çok da arkadaş tekliflerini kabul edemiyorum. Üzülerek söylemeliyim ki. Nereliyim? Başta söyledim zaten. Şarköylüyüm. Tekirdağ Şarköylüyüm. Şu an İstanbul'da yaşıyorum ve zaten İstanbul'da çalışıyorum Multiplayer'da. Twitch gibi platformlarda ya yani açıkçası bu yapılan iş ya ben aslına bakarsan YouTuber da değilim. Twitch yayıncısı da değilim. Ama yapan insanlarla çok içli dışlıyım. Göründüğü kadar kolay değil arkadaşlar. Yani bu tam zamanlı işten çok daha fazla emek isteyen bir iş. Çok fazla insan böyle kolay zannedip böyle bir girişiyorlar ve beceremeyip ayrılmak zorunda kalıyorlar. Gerçekten inanılmaz emek, inanılmaz çaba isteyen bir iş. Bir sonraki soru Baron Trump nickli arkadaştan gelmiş. Oyunlardaki en sevmediğin kötü karakter hangisi? Ya açıkçası böyle sorulara çok yanıt vermeyeceğim bu videoda çünkü hani hemen aklına gelmiyor. Bunlara çok çalışmak gerekiyor. Gelmedi aklıma bir şey. Üzgünüm. Ayrıca babandan da babandan da destek bekliyoruz Bayan Trump'cığım. Teşekkür ederim. Salih Talha Akgün, Enes Kaya, Mert Emre Biçer ve Caduceus isimli arkadaşlar neden multiplayer diye genelde sormuşlar. Nasıl girdin? Niye multiplayer'dasın? Multiplayer'de görevin nedir diye sormuşlar. Neden multiplayer? Çünkü hani mezun olduktan sonra orada iş bulabildim. Öyle öyle bir yanı var bunun. Murat abi aracılığıyla aslına bakarsanız Murat Ejderha Sönmez aracılığıyla ben aslında tam zamanlı başladığım gibi bir durum oldu multiplayer'da. Hangi mesleği seçtiğinde multiplayer'a girdin diye soran olmuş. Yani ben iletişim mezunuyum. Yani medyada çalışacaktım. Ya sinemada ya televizyonda çalışacaktım. Yani sonuç itibariyle multiplayer'ın bağlı olduğu şirkette, Detonaş Prodüksiyon şirketi, televizyon programımız da var vesaire. Hani böyle hani ben multiplayer'a girdim. Şu anda multiplayer'daki şu andaki görevim televizyon programının yönetmenliği ve kurgusunu yap. Burak Ahlatçı'dan geliyor bir sonraki soru. Abi sorum şu, sen kimsin, necisin? Yani sıradan bir insan olayım. Açıkçası multiplayer'da çalışan, o aracılıkla sizinle tanışmış sıradan bir insanım. Kaan Çağrı Crazy Boom herhalde bu. Bir ara multiplayer'dan çıkmıştın sonra tekrar girdin. O olay nasıl oldu? Multiplayer'de ben daha önceki görevim sosyal medya yöneticiliğiydi. İşte topluluk yönetimiydi, YouTube kanalı yönetimi vesaire falan ben. Açıkçası çok karışık işler, çok uzun, çok derinlemesine anlatmam çok mümkün değil burada ama bir takım durumlardan ötürü, kendi şahsi durumlarımdan ötürü farklı bir iş aramaya başlamıştım hani zaten son zamanlarımda. Ondan sonra işte yani olaylar gelişti zaten her şey yerine oturuyor zaten bu tip şeylerde yavaş yavaş ya. Aralık başında işten ayrılmıştım. 2 hafta sonra televizyon programı yönetmenliği yapan arkadaş başka bir yerde iş bulunca ben onun yerine tekrar geri dönmüş oldum.
Taha Er oyun oynarken başına gelmiş en ilginç olay diye sormuş. Valla oyun oynarken başıma çok ilginç işler geldi ama yani şu an dediğim gibi böyle birden bir ha şu olmuştu falan diyemediğim için bu soruyu şimdilik es geçeceğim. Ama sorun için teşekkür ederim. PlayStation 4 Pro mantıklı bir seçim mi ve multiplayer'daki tayfayla önceden tanıştığın var mı? PlayStation 4 Pro eğer PlayStation'ınız yoksa bence çok mantıklı. Hani yeni alacaksanız ama PlayStation'ınız varken PlayStation Pro'ya upgrade etmek bana çok mantıklı gelmiyor. Multiplayer'daki tayfayla daha önceden tanıştığın var mı? Hayır yok. Adem Buran sormuş. En sevdiğin müzik grupların ve zevklerin, hobilerin. Evli misin? Evin var mı? İşin var mı? Araban var mı? Evli değilim. Evim yok. İşim yok. Arabam yok. Yok şaka tabii ki işim var. Multiplayer'da çalışıyorum. Ama evim mi arabam? Yok yani. Öyle. Yani ben de memur çocuğuyum sonuç itibariyle. Öyle bir resimim olmadı. Çalışıyoruz. İnşallah kazanıp alacağız. En sevdiğim müzik grupları da hani aslına bakarsan benim babam biraz da müzisyen bir insan olduğu için her türlü müziği dinliyorum. Birden böyle bir favori şey gelmedi aklıma ama mesela rock genel olarak hani tür olarak sevdiğim bir şey. Klasik müzik çok seviyorum bu arada. Onun dışında yani ne olsa dinlerim ama bakmayın yani bu ikisini söylemem sadece. Hamza Çelik abi nasılsın diye sormuş. Teşekkür ederim. Halimi hatırımı soran bir sen varsın bu yorumlar arasında. Gayet iyiyim. Teşekkür ederim. İnşallah senin için de her şey yolunda gidiyordur. Zaman yolcusu şöyle sormuş. Orhun abi hızlı konuşmanın tam sebebi ne? Ben de hızlı konuşuyorum ve sen de öyle konuşunca biraz ilgimi çekti demiş. Hızlı konuşmamın sebebi açık yani tam olarak sebebini bilmiyorum. Muhakkak ki vardır çok net böyle bir fizyolojik sebebi ama ben çocukluğumdan beri böyleydim. İşte yani hani her şeyi hızlı yapmayı seviyorum. Yürümek yerine de koşardım hep küçükken de mesela. Böyle alışmışım. Böyle devam ediyor. Adnan Sorgusuz first person mu third person mu neden diye sormuş. First person'ı ben daha çok seviyorum. Açıkçası çok da birbirinden ayırıyor değilim. İkisini iki türlü de oynarım. Ama first person daha böyle bir kendimi özdeşleştirebilmekten kaynaklı olarak daha tatlı geliyor bana. Adnan Sorgusuz'dan bir soru daha var. Kanalında oyun videosu çekecek misin? Öyle bir şey düşünüyorum ama nasıl yaparım, ne zaman yaparım, yapabilir miyim çok bilemiyorum. Mehmet Koçak, abi ilk kez bilgisayarına nasıl tanıştın? 1999 senesinde 16 Ağustos 1999 günü bana ilk bilgisayarım alındı. Mümin Türkcan, hangi takımlısın? Fanatik misin? Fanatik değilim. Fanatik olanlara da lütfen artık olmayın diye hep telkinde bulunuyorum. Beşiktaşlıyım. Şimdi Beşiktaş maç kaybedince hani üzülüyorum tabii hani fanatiklik sayılmaz bence o. Kazanınca da tabii hani sevinirim ama öyle işte birisinin kalbini kıracak değilim sırf Beşiktaşlıyım diye. Metin Akarsu ilk oynadığın oyunu hatırlıyor musun? Half-Life 3 çıkarma speedrunners'da hangi karakterle oynuyorsun demiş. Ha Metin artık zaten biliyor hangi karakterle oynadım ama yani speedrunners'da her türlü karakterle oynayabiliyorum. Yani o an canım neyle oynamak istiyorsa ona göre bir şey seçip oynuyorum. Half-Life 3 çıkar mı? Eninde sonunda çıkacakmış gibi geliyor bana. Ama ne zaman bilmek mümkün değil. İlk oynadığım oyunu hatırlıyor musun? İlk oynadığım oyun galiba benim yani birkaç tane var. Hani ilk çok net hatırlamıyorum açıkçası ama yanılmıyorsam Carmageddon olabilir. İlk bilgisayarımdaki yüklü olan oyunlardan bir tanesiydi ama işte benim aldığım dönem itibariyle FIFA 99, Age of Empires vesaire gibi oyunları oynuyordum. Yusuf Polat sormuş, sence Türkiye'nin genel oyun durumu nasıl? Bence mobil oyunda bayağı başarılıyız bu arada. Yani çok güzel mobil oyunlar çıkıyor. Ama PC'de hala alacağımız yollar var. Yani Mount & Blade Warband'den biri, yani Mount & Blade serisinden biri çok da iyi bir oyunla yani çok iyi bir oyunla karşılaşamadık diyeyim yani. Yapılan birkaç tane oyun oldu. Kimisi başarılı oldu, kimisi başarısız oldu kendilerince. PC'de biraz geri hissediyorum ama çatır çatır da indie oyunlar gelmeye devam ediyor. Bu durumun da değişeceğine inanıyorum. Çılgın Panda sormuş. Hocam Devil May Cry serisi hakkında ne düşünüyorsunuz ve Multiplayer TV'ye nasıl geldin? Multiplayer TV'ye nasıl geldiğimi başta söylemiştim zaten. Murat abi aracılığıyla aslında full time çalışmaya başladım. Devil May Cry serisi de yani Dante'nin Dante olduğu yılları özlüyorum. Çok fazla oynama fırsatım olmadı. Ben çok konsolcu olmadığım için daha çok PC oyuncusuyumdur. Ama işte yani Devil May Cry şahane aksiyon, bir, yani hack and slash oyundur. Severim. Yani oynayanı izlemeyi severim. Çok oynamasam da. Kimcim sormuş. Bizi neden Steam'den eklemiyorsun? Ve neden RimWorld'de 1000 TL'lik derece var? Yani Steam'den eklememe sebebini söyledim. Ben daha kişisel kullanmak istiyorum. Orada birebir yüze yani yüz yüze tanıştığım insanlarla beraber oyun oynayacaksam hani ekliyorum. Hatta ya yani bütün arkadaşlarımı Steam'den ekliyorum diye bir şey bile yok. Yani yüz yüze tanıdığım bazı insanlarla beraber oyun oynamayacaksak eklemediğim bile oluyor. RimWorld'de 1000 TL'lik DLC var. 1000 TL'lik DLC olmasının sebebi RimWorld ilk çıktığında Kickstarter'la para toplayarak hani kendisini fonladı.
Orada işte hani kendilerine yardım etmek isteyen insanlara böyle 1.000 liralık bir paket çıkartmışlardı. Yani oyunun içindeki karakterlerden bir tanesine isim vermek falan filan gibi özelliklerle. O yüzden 1.000 TL'lik bir DLC'si var. Almayın tabii. İbrahim Çağlar Çınar sormuş. Oyun videoları çekme planların var mı yoksa sadece bu şekilde mi devam eder kanal? Ya şimdilik bu şekilde devam edecek. Fırsat bulabilirsen, yani fırsat bulabilirsen değil, zaman lazım, işte teknik ekipman lazım falan filan. Hani o konuda yapmak istiyorum ama. Steam'den neden arkadaşlık isteği kabul etmiyorsun? Demi diye sormuş Emre Sancaklı. Az evvel yanıt verdim. Mr. Cucumber. Oo. Abi bir de soru cevap videosu için iki sorum var. Yaptığın iş gereği günde kendine ne kadar boş zaman ayırabiliyorsun? Bir de enstrüman çalabiliyor musun? Benim babam işte az evvel söylemiştim bir soruyu yanıtlarken müzisyen. Ama ben çok yani her ne kadar öğrenmeye çok fazla enstrümanı çalışsam da beceremedim. Gitar denedim zamanında, bateri denedim, ney üfledim, klarnet çok istemiştim bir ara. Blok flüt herkes çaldı. Yok ben ciddi ciddi blok flüt çalmayı da denedim. Yan flüte geçmeyi istedim. O da olmadı. Yaylı çalgılara heves ettim. Fırsatım olmadı. Hiç öğrenemedim yani onları. Diğerlerine iyi kötü böyle başladım ve bıraktım gibi oldu. Kendime ne kadar zaman ayırabiliyorum? Kendime çok az zaman ayırabiliyorum arkadaşlar. Özellikle şu televizyon programı yönetmenliğini aldığımdan beri. Bir de yani evim işime uzak. O yüzden çok fazla zamanım yolda geçiyor. Günde 2-3 saatimi yani hafta içinde en azından anca kendime ayırabiliyorum. Soru 25'e gelmişiz. Bayağı uzun oldu. Bakalım nasıl olacak bu iş. Çılgın Panda 3 sormuş. Eğer ormanda bir ağaç düşerse ve hiç kimse ağacın sesini duymadıysa o zaman ağaç gerçekten ses çıkarmış mıdır? Evet çıkartmıştır. Neden çıkartmıştır? Bu bir felsefe sorusu. Filozoflar bile aslında bakarsanız çok net karar vermemiştir bu sorunun yanıtına. Herkese göre de yanıtı değişir. Bence bunun yanıtı evet çıkarmıştır. Çünkü dünya bizim algıladığımızın çok daha fazlasında. Sırf biz farkında değiliz diye o ağaç düşmedi olması yanlış olur. Nasıl ki biz görmüyoruz diye dünyada sefalet, yoksulluk, savaş, açlık yok olmuyorsa o ağaçta eğer düşmüşse o sesi çıkartmıştır. Bir sonraki soru. Merve Erdener'den gelmiş. Öncelikle geçmiş olsun demiş. İki tane soru sormuş. Diablo 2'de Tolraşa'nın fedakarlığını unutamıyorum ve bayağı sevgi duyuyorum. Sizin de fedakarlığıyla veya başka özelliği nedeniyle çok sevdiğiniz oyun karakterleri varsa bahseder misiniz demiş. Ya böyle sorular dediğim gibi Tolraşa gerçekten ama fedakarlığı büyüktür. Bale'ı kendi vücudunu hapsetmesi vesaire. Hapsetmeye çalışması en azından. Sorduğun yani başka karakter gelmedi aklıma. Bir sonraki soruna direkt geçeceğim o yüzden şu an. Multiplayer'daki bir videoda sinema televizyon bölümü mezunu olduğunu söylemiştin. Sinema konusunda bilgilenmek isteyen çekim açılarından tutun ışık kullanımına, müzik kullanımına kadar filmlerin atmosferini oluşturan öğeleri, tabiri caizse işin mutfağını öğrenmek isteyen bir insana neler önerebilirsiniz? Kitapsa hangi kitap vesaire? Ya bu konuda çok fazla kitap var. Filmmaking, İngilizce'nde varsa özellikle yani film yapımı üzerine pek çok kitap var. Doğrudan aklıma bir tanesi gelmedi. Onun dışında YouTube'da çok güzel YouTube kanalları da var. Mesela Nerdwriter vardı. İşte filmmaking üzerine Film School diye aratarak birkaç tane de kanal da bulabilirsin. YouTube'da çok iyi bir şey, kaynak. Sinema, televizyon öğrencisi için özellikle, öğrenmek isteyen insan için. Kitaplardan dediğim gibi özellikle filmmaking üzerine kitaplara bakabilirsin. Metehan Meydan sormuş. The Last of Us 2 beklentilerin ne ve seni en çok hayal kırıklığına uğratan oyun nedir bu arada? Geçmiş olsun abi demiş. Hayal kırıklığına uğratan bak deyince direkt şey geldi aklıma. Ghost Recon Wildlands'in betasını gördüm ben bugün aslında Enis'le beraber oynadık. O beni hayal kırıklığına uğrattı daha yani bugün itibariyle en azından betası itibariyle. The Last of Us 2'den çok bir beklentim yok. İlkinde oynamamıştım yani ben konsolcu değilim daha önce de söyledim. Oynamamıştım ama işte oynayanlardan izlemiştim. O yüzden yani yine oynayanlardan izleyeceğim ama çok büyük bir beklentim açıkçası yok. En sevdiğin 3 film desen Lord of the Rings üçlemesi derim. Matrix sanırım derim. Bir de mesela John Wick derim. Yakın zamanda tekrar izleyeceğim. Yani bu en sevdiğim değil. Tüm zamanların en sevdiği oyunun filmlerini düşünmek için çok şey yapmak lazım. Ben çok film izlemişimdir, çok filmleri de beğenmişimdir aslına bakarsanız. Dolayısıyla hayatımda en çok sevdiğim 3 film bunlar değil. Ama yani ilk aklıma gelenleri söyledim. Ama Lord of the Rings hakikaten şahane oyun. Filmdir. Film serisidir. Ömer Faruk Yiğit sormuş. En sevdiğin oyun türü ve firması. Aynı zamanda meraktan soruyorum. Undertale hakkında ne düşünüyorsun? Bildiğim kadarıyla oynamıştın. Sanırım o oyun abi. Ben çok oynamadım Undertale'i. Bizim Tuncay oynamıştı. O çok sever. Ben de hani fikir olarak çok sevdiğim, takip ettiğim ama hakikaten çok hakim olmadığım bir oyun Undertale. En sevdiğim oyun türü ve firması. Ben Blizzard'ı ve Diablo serisini çok severim. Açıkçası Deus Ex serisini de çok severim. Yani geçen haftaki şeylerde bahsetmiştim. Yine onlar. Dan bahsetmeden geçmeyeyim. Unuttum muhakkak vardır bu arada arkadaşlar. Yarın öbür gün başka şey söylersem bana söylemeyin. Atilla Cengiz sormuş. Abi oyun konsolları ile mi bütünleşmiş birisin? PC ağırlıklı mı? Evet PC ağırlıklıyım. Hangi platformla geçti çocukluğun diye sormuş. En çok keyif alarak kullandığın konsol hangisiydi? En çok keyif alarak kullandığım konsolum, hayatımda sahip olduğum tek konsolum NES.
Nintendo Entertainment System diye hani geçen konsolumdu. Bana sünnet düğünümde babam, yani ben daha 2,5 yaşımdayken hani abim de bana diye almıştı o konsolu. Senelerce oynadık. Hala da sevgiyle anarım. Emir Hıçkıran sormuş. Orhun abi hatırlıyorsan ilk oynadığın FPS oyunu ne? Turok galiba ya. Yani Half-Life oynadığımı hatırlıyorum ama ondan önce ve daha dinozorlu vesaire Turok 2 bile olabilir aslında. 1 mi 2 mi çok emin değilim. Tabii 2 olması lazım. Ya pardon, Quake 2 de olabilir. Bak şimdi hatırladım. Quake 2 olabilir. Emir Faruk Beder anime izliyor musun demiş. Evet izliyorum. Şu an One Piece izlemeye devam ediyorum. Zamanında Death Note'u izledim. Code Geass'ı izledim. Full Metal Alchemist serisini çok severim. Mümkün olduğunca ya One Piece çok büyük hataydı. Bilmem kaç yüz bölüm oldu. Hala izliyorum. Ha böyle One Punch Man'i de izledim. Böyle daha mümkünse kısa, çok böyle yüzlerce bölüm uzamayan animeleri izlemeyi çok seviyorum. Ama çok büyük kültürümde yoktur. Onu da ekleyeyim. Orhun Baba sen hangi takım tutuyorsun demiş. Galatasaray Üniversitesi'nden mezunum ama Beşiktaş takımını destekliyorum. İnsanlar buna şaşırıyorlar. Ekleyeyim dedim. Onu da söyleyeyim istedim. Arkandaki bayrağa rağmen neden hiç Assassin's Creed'den bahsetmiyorsun diye sormuşum Melih Kaya. Aslına bakarsan bahsediyorum. Yani geldiği zaman bahsediyorum. Mesela Enis'le beraber çektiğimiz bir videoda bahsetmiştim. Assassin's Creed serisinin özellikle hani ikinci ve ikincisinin ardından gelen hani Brotherhood ve Revelations oyunlarını çok severim. Hala da keyifle zaman zaman döner oynarım. Bu arada tabii dördüncü oyunda çok güzeldi Black Flag. Eresna sormuş. Multiplayer videolarında arada sırada neden çok hızlı konuşuyorsun? Benim default ayarlarım böyle. Ben otomatik olarak hızlı konuşmaya odaklanmış durumdayım. Zaten hani yani siz bana 20 dakika hep topu sabrediyorsunuz. Ben bir ömür böyle yaşamak zorundayım. Ben ne yapayım? Beni anlamakta sıkıntı çeken arkadaşlar evet çok oluyor ama çok da dert değil. İnsanlar hani hızlıca alışıyorlar. Keza siz de hızlıca alıştınız değil mi? Osman Öztürk, hay maşallah. Osman Öztürk tek başına 10 tane soru sormuş. Hızlandırılmış tur yapacağım. Hepsini yanıtlayacağım şimdi. Daha önce Dwarf Fortress, Cataclysm, Dark Days Ahead oynadın mı? Sadece Dwarf Fortress oynadım. Tatlı aksanından bahseder misin? Vallahi Allah vergisi. Bir de yani erken yaşta yabancı dil öğrenmekle alakalı bir şey sanıyorum. Yani R'leri küçüklüğümden beri söyleyemiyorum. Sonradan işte Fransızca ve İngilizce de öğrenirken birazcık konuşmam bozuldu gibi. Macarlık var mı? Nick oradan mı geliyor? Ha, Nick'im Atilla de Hun'dan geliyor aslına bakarsanız. Ya ismim Orhun, soy ismim Kaya. Baya hani özbeöz Türkçe. Hani birazcık da ondan da ötürü. Hani çok aşırı milliyetçi bir insan değilimdir. Hani şey olarak. Görüş olarak. Ama sonuçta ismim bu. Yani özümü de sonuçta inkar edecek değilim. Atilla Duhun'dan Orhun Duhun'a evirdim ben biraz onu. Macarlar Türk müdür acaba? Onu da bilemiyorum gerçi ama ya öyle şeyler tartışılıyor. Hiç ona girmeyeceğim. Çok vaktimiz yok. Multiplayer ekibine katılma ve kamera karşısına geçme sürecinden bahseder misin? Mertan Bey senin gibi bir yeteneği nasıl keşfetti? Merak ettim. Beni Mertan Bey'den ziyade Murat abi. Murat Ejderha Sönmez keşfetti aslına bakarsanız. Twitch yayınları yapmayı düşünür müsünüz? Düşünür müsün? Multiplayer Harç kendi kanalında demiş. Açıkçası düşünmem. Yani ben YouTube'a bile zor alıştım. Twitch'e nasıl alışayım? Steam'deki erken erişim furyası hakkında ne düşünüyorsun? Yani bu furyayı yani erken erişim özelliğini iyi kullanan oyunlar yani amacına uygun biçimde kullanılan oyunlar gayet bundan yararlanıyor ve bu güzel de bir şey. Ama bazıları da çok, yani birazcık tadını kaçırıyor. Öyle olduğu zaman ben de kızıyorum. Multiplayer ekibi dışında beğendiğin kanallar var mı? Ya bununla alakalı çok ayrı bir video yapacağım ama tabii ki hani işte Enes'in kanalı güzel, Pinti Panda'yı takip ediyorum. Onun dışında yabancılardan takip ettiğim çok fazla mesela The Nov diye bir kanal var. Var oğlu var. Ben bunda çok daha geniş bir video yapacağım alakalı. Bir ha, oyun multiplayer falan demiş ya mesela oyun gezeri de takip ederim hani bu arada. Efendime söyleyeyim. Mesela başka gelmeden hani Geek Yapar'ı falan da hani öyle yani, takip ediyorum. Sadece bireysel isimleri değil, diğer firmaların yaptığı işleri takip ediyorum ve takdir de ediyorum. Bazen gıpta ediyorum. Bazen yani hani bakın vay anasını ya bunu niye biz düşünmedik falan filan dediğim de oluyor. Böyle bir bu uzunlukta görüyorum için kusura bakma demiş. Niye kusura bakayım? Bakmam. 38. soruda Marif Bagiyev Vlog. Ha, kanalı var herhalde arkadaşın. Abi favori filmlerin hakkında da konuşur musun? Bir önceki videoda şeyden bahsettim işte. Yani favori filmlerim işte Lord of the Rings var, Matrix var vesaire ama şimdi çok detaylı maalesef giremeyeceğim çünkü zamanımız yani çok uzun sürüyor. Çok fazla soru var arkadaşlar. Roderick Cassell sormuş. Bana Steam'den bir iki oyun ayarlasın Orhun Baba. Vallahi arkadaşlarıma tanıtacağım seni adamsın. Arkadaşlar yani benden böyle beklentileriniz varsa yani bu arkadaş şaka yapmış buna. Yani kızdığım için demiyorum. Benden böyle beklentileriniz varsa olmasın. Yani hani ben genel olarak işte böyle sürekli hediyeler dağıtarak işte efendime söyleyeyim oyunlar ayarlayarak büyümeye çalışan bir kanal değilim. Zaten büyümeye çalışan bir kanal da bir insan da değilim yani. Sizinle muhabbet etmek tatlı geliyor diye bunu yapıyorum. İşte yani dinleyen birisi olduğu zaman da anlatmayı da seviyorum. Onunla alakalı herhalde. Dolayısıyla Rodrick'cim ayarlayamam kusura bakma. Merve Alucard sormuş. Soru Delta Force, War Rock,
SWAT 3 ve Postal 2'yi hiç oynadım mı zamanında? Warrior haricinde hepsini oynadım. Delta Force'u epey oynamıştım. Çok küçüktüm. Yani çok zorlanmıştım oynamakta aslında bakarsanız. SWAT 3. SWAT 3'ü hala aslında oynamak da istiyorum. Çok değişikti. Hani daha izometrik olduğu zamandan ben SWAT serisini biliyorum. SWAT 3 de FPS türündeydi ve hani değişikti böyle işte neydi onun adı tutuklama mevzuları işin içine girdiğinde böyle bir ilgimi çekmişti. Gene çok küçüktüm oynadığımda. Çok çözememiştim aslında. Şimdi tekrardan şu kafayla geri dönüp oynamak istiyorum. Bu arada bizim Cahit Komutan oynuyordu ya bir ara. Ondan izlemişliğim de var tekrardan. Postal 2, Postal yani birincisini de ikincisini de biliyorum. Hatta ben ortaokuldaki dönemlerime denk gelir Postal'la tanışmam. Arkadaşlarla birbirimize böyle anlıyorduk. Abi yukarı doğru işiyorsun. Kendi ağzına geliyor, kusuyorsun falan filan diye böyle saçma sapan iğrenç şeyleri birbirimize anlatıp yani eğleniyorduk kendimizce. Efe Emir, oyun oynamıyor olsan ne yapardın? Sinema herhalde yani sinema hep yapmak istemişimdir. Aslında yani şu an yaptığım işi yapmaya devam ederdim muhtemelen aslında yani hani yönetmenlik değil de yani sinema televizyon sektörü içinde bir yerde olurdum diye tahmin ediyorum yine. Enes Sen sormuş, abi bu kanalda bağımsız yapımlarını da biliyorsun görür müyüz? Yani ben görmeyi istiyorum şahsen, yapmayı istiyorum. Ama işte hani birazcık şans hani o işler. Yani bilgisayarım güzel eyvallah ama çok güzel de değil. Hani hem kayıt alıp hem bunu yayınlamak zaten internetim yok. Upload hızı falan filan öyle sıkıntılarım var. Şu an kullandığım PC'nin özellikleri ya. Şu an kullandığım PC'nin özellikleri ne yapacağız arkadaşlar? Alper Liman sormuş bu soruyu. Ama şöyle özetleyeyim. Üzerinde 10 serisi yani 1060 olan bir ekran kartım var. İkinci, yani 2011'de aldım bilgisayarı bu arada hala kullanıyorum. Sadece işte çok yakın zamanda 1060 aldım. 2011'de topladığımda üzerinde olan işlemci i5 ikinci nesil işlemciydi. Hala o var. İşte hard diskim 500 GB hard disk. İşte anakartımın ne olduğunu çok da net bilmiyorum. Üzerinde 8 GB RAM var. RAM'imi de upgrade ettim. 2 sene evvel 8 GB RAM'im var. Ali Gaygısız. Bu oyun bu kadar ucuz olmamalı dediğin oyunlar var mı? Var ise neler? Bu oyun bu kadar pahalı olmamalı dediğin oyunlar var mı? Var ise neler? Yani ucuz olmamalı dediğim oyunlar yok açıkçası. Çünkü hani fiyatı uygun oyun ben onu hak ediyordur. Öyle diyeyim yani. Ama öteki tarafla alakalı özellikle söylemek istediğim bir şey var. Bu oyun bu kadar pahalı olmamalı dediğin oyunlar var mı? Var. Türkiye'de yaşıyoruz arkadaşlar. Yani kazandığımız paranın gerçekten bir değeri yok. Çünkü iyice dolar yükseldi. Hani sonuçta oyunlarda genel olarak hani ithal edilen şeyler olduğundan. Şu an Türkiye'de bütün oyunlar pahalı arkadaşlar. Bu oyunların bu kadar, hiçbir oyunun bu kadar pahalı olmaması gerekiyor. Sadece o da değil. Elektroniklerin de öyle. Çok pahalı. Yani dolayısıyla mesela hani yani çok şükür kazanıyoruz, ediyoruz vesaire. Hani almak istesem 60 dolar yani 180 lira da verip de bir oyun da alabilirim. Ama almıyorum. Neden? Çünkü yani hepimizin cebindeki para çok kıymetli. Pek çoğunuz hala ailenizden harçlık alıyorsunuz. Gerçekten para çok zor kazanılıyor arkadaşlar. Kıymetini bilin. Ve hani şunu da çok net söylemek istiyorum. Bir takım şeyler bize dayatılıyor ve o dayatılan şeyler maalesef ki bizim aleyhimize olan şeyler. Memnun olmamak için çok sebebimiz var. Oyun fiyatlarından bahsediyorum. Tabii ki bunu çok anlamsız yani çok farklı anlamlar çıkartmayın. Oyun fiyatlarıyla ilgili şikayet etmemiz gereken çok fazla şey var. Ama işte onu da artık nasıl yapıyoruz? Steam indirimleri dönemlerini bekleyerek mümkün olduğunca o şekilde tepkimizi koyuyoruz. Hakikaten de iki tane aslında bundan bahsetmişken size hani şeyim var. Neydi onun adı? Önerim var. Birincisi asla ön sipariş vererek oyun almayın. İkincisi de Steam indirim yani PC oyuncusuysanız özellikle Steam indiriminde olmayan oyunu almayın. Ben öyle yapıyorum. Kia Fiera Eray nikli bir arkadaş sormuş bir sonraki soruyu. Abi seni çok seviyorum. Çok sevmemişsin. Ben şunu merak ettim. Bu oyun sektörüne nasıl girdin? Ne? Ve bir de Twitch canlı yayını yapmayı düşünüyor musun? Daha önce cevap verdim ama hızlıca cevap vereyim. Twitch canlı yayını düşünmüyorum. Mesleğim aslında ben iletişim mezunuyum. Sinema televizyon eğitimi aldım. Ve aslında bakarsan işimi yapıyorum yani televizyon programının yönetmenliğini ve kurgusunu yaptığım için. Oyun sektörüne nasıl girdim? Oyun sektörüne Murat Ejderha Sönmez aracılığıyla aslında multiplayer'da çalışmaya başlayarak, tam zamanlı çalışmaya başlayarak girdim. Emre Şimşek sormuş. Çizgi romanlarla aran nasıl? Merak ettiğim bir konuda özgeçmişini kısaca anlatırsan sevinirim. Yok ben uzun uzun anlatırım dersen dinlerim demiş. Aslında uzun uzun anlatmış oldum. Başka daha spesifik merak ettiğim bir şey varsa yine sor. Söylerim. Çizgi romanlarla aram iyidir. Yani hani mesela şey ya yani Injustice serisini falan okudum en son. Yani iyi dediğim hani çok sıkı fıkı değil. Çok inanılmaz çizgi roman kültürüm de yoktur. Ama okumayı severim. Ha, kim sevmez? Burak İlke sormuş. Abi izlediğin YouTuberlar ve oyun dünyasında nasıl adım attın? Yani YouTuberlarla alakalı daha uzun uzadıya hani bir video çekeceğim. Takip ettiğim YouTube kanalları diye. Oyun dünyasına nasıl adım attığımı da birkaç sefer yanıtladım. Deniz Daş'tan
Küçüklüğünde hayalini kurduğum meslek neydi? Küçüklüğümde de aslında hayalimi kurduğum mesela yani iletişim alanında olmak istediğimi biliyordum. Hani genel olarak işte gazeteci olmak istiyordum zamanında. İşte hani sonradan o biraz daha şekillendi. Öyle oldu, böyle oldu. Bir de bir ara tabii şey de vardı. Hani çocukken hani mühendis olmak da istiyordum. Yani bilgisayar mühendisi de olmak istiyordum. Sonra lisede birazcık kafayı toparlayınca yok ben kesin iletişimde çalışacağım deyip geçtim. Yani aslında hayalini kurduğum iki meslek vardı. Mühendisliği yapamadım. Yapamadım değil aslında bakarsan. Yapabilirdim bu arada. Hani beni tutan bir şey yoktu. Sadece seçim yapmak durumunda kaldım. İkisi çok birbirinden farklı şeyler olduğu için. Ben de iletişimi seçtim. Multiplayer'a nasıl katıldınız diye sormuş Burak Mescioğlu. Teşekkür ederim sorusu için ama yanıtladım. Ali Gaygısız sormuş. Hafta ortası indirimleri falan değil de yılbaşı, Cadılar Bayramı, yaz indirim ve vesaire gibi büyük çapta Steam indirimlerini paylaştığın grupların dışında video olarak da çekmeyi düşünüyor musun? Ha evet hemen bu soruyla alakalı şunu da söyleyeyim. Ali Gaygısız'a sorusu için teşekkür ediyorum bu arada. Steam indirimleri ve haberleri diye Facebook sayfam var benim arkadaşlar. Ben Steam'deki indirimler ve genel olarak haberlerle alakalı böyle paylaşımlar yapıyorum. O yüzden sormuş bu arkadaş bu soruyu da. Söylediği gibi de aslında Ali'cim istiyorum hani kendi kanalımda da böyle işte şey videoları yapayım. Yaz indirimleri videoları, Cadılar Bayramı indirimleri videoları falan. Patates oyunda. Patates oyunda sormuş. Bir oyun olsan hangi oyun olurdun? Yani bilemedim açıkçası. Diablo falan geçiyor yani içimden hani çok sevdiğim için ama belki de solitaire olurdum. Hani hayaller Diablo, hayatlar solitaire de olabilir. Koray Agamikov, King of Fighters hayranı arkadaşımız sormuş. Orhan abi selamlar, geçmiş olsun. Bu arada mizacın, tavrın çok samimi, çok seveceğim, keyifle izliyorum. Sorum şu, eski oyun serilerinden şu an devam eden oyunu çıkmayan ama devam etmesi istediğin bir oyun var mı? Aklıma gelmedi valla. İkinci sorum ise kendi kanalında Let's Play yapmayı düşünüyor musun? Let's Play işi çok teferruatlı iş. İsterim, düşünürüm ama yapabilir miyim çok emin değilim. Hayata geçebilir gerçi bu arada hani duruma göre bakacağız. Yani fırsat bulabilirsem yapmak istiyorum ama yapabilir miyim hep beraber göreceğiz. Bir de üniversite Keşan'da okudum abi. Çarköy'e gitmiştik. Mayıs'ta soğuktu, denize girmedik falan ama sahil, deniz kıyısındaki mekanları böyle herkes eğleniyor falan çok güzel bir yer orası. Evet Çarköy çok şahane bir yerdi arkadaşlar. Ben Çarköy'ü çok seviyorum. Hani keşke karnım orada doysaydı ben hiç terk etmezdim yani. Hani eğitim aldıktan sonra geri dönüp tekrar orada çalışmayı ve hayatımı sürdürmeyi çok isterdim ama yapacak bir şey yok. Mehmet Akif Çelik sormuş. Konsollarla alakam var mı? Uncharted serisi hakkında ne düşünüyorsun? Konsollarla çok alakam yok maalesef. Ama Uncharted serisi hakkında düşüncem tabii ki var. Yani severim. Güzel. Yani güzel seri açıkçası. Yani çok oynama fırsatım olmadı konsollarla şey olduğu için ama gene hani artık öyle bir dünyada yaşıyoruz. Bazı oyunları oynuyoruz, bazı oyunları izliyoruz. Uncharted serisini ben izlemişimdir. Oynamak isteyenlerin de neden oynamak istediğini anlayabiliyorum o yüzden. Berke T sormuş. Orhun Dıhun bitti mi? Ejderhaya ne oldu? Orhun Dıhun biter mi? Benim bitmem lazım ki Orhun Dıhun bitsin. Ejderhaya ne oldu? Ejderha yani benimle beraber Aralık ayında aslında multiplayer'dan ayrıldı. Yani ikimiz beraber birlikte hani multiplayer'la yollarımızı ayırmıştık. Sonra işte hani şeyde neydi onun adı? Ben yönetmen pozisyonu boş olunca tekrar geri döndüm. Tam zamanlı olarak çalışmaya. O şimdilik bildiğim kadarıyla çalışmıyor. Kendi kanalında videolar çekiyor. Ejderha İni diye de aslında bakarsanız YouTube kanalı var. Aynı şekilde Twitch kanalı da var. Ona da bakın diye tavsiye ederim. Ha bir de eğer videoya çıkarsam Emirhan'a selamlar demiş. Son olarak Steam'den arkadaşlık isteği gönderdim. Kabul edersen sevinirim demiş. Yani maalesef kabul edemeyeceğim. Ama Emirhan'a selamlarını iletiyorum buradan. Ömer Aşkın, bir de hangi müzik türünü dinliyorsun genel olarak demiş. Hangi müzik türünü dinliyorum? Rock daha çok dinliyorum. Klasik müzik çok seviyorum diye söylemiştim. Bazen böyle country'e falan giriyorum. Johnny Cash falan filan. Böyle aklıma gelenleri söyledim. Daha fazlasını da Olcay Yılmaz sormuş. En ucuz fiyata en iyi oyun diyeceğin oyun veya oyunlar neler? Bu arada geçmiş olsun. Ya açıkçası indie oyunların çoğu çok başarılı arkadaşlar. Böyle 20 lira ile 40 lira arasında fiyatı olan yorumlarda bakarak alacağınız oyunlar. Mesela şu an en net aklıma gelen Sunless Sea geldi. RimWorld geldi. Stardew Valley geldi. Vesaire vesaire. Örnekler çoğaltılabilir. İlk aklıma gelenleri söyledim. Flying Mapper. Multiplayer'ın televizyon programı hangi kanalda yayınlanıyor demiş. Dream TV'de yayınlanıyor. Cuma akşamları saat 12'de yayınlanıyor. Cumartesi ve pazartesi günleri saat 8'de yanılmıyorsam tekrarları var. Ama bu işte şey, saatler Dream TV rahat kanal ve bir saat ileri veya geri alabiliyor. Steam üzerinden sana ulaşabilir miyim? Açıklama kısmında Steam grubumun linki var. Furkan Özer, Shadow of the Colossus hariç aldığım bir oyun var mı? Ve sence Half-Life 3 çıkacak mı? Half-Life 3 eninde sonunda çıkacak. Shadow of the Colossus ya ben sulu gözlü bir insanım. Çok oyuna dağıldım. To the Moon mesela en net oynayın. Sanki zaten multiplayer kanalında Enis, ben ve Tunca bir video yapmıştık bizi ağlatan oyunlar adı altında. Orada bakabilirsin. Ona da bakabilirsin ki kesinlikle bak çok efsane video. Benim gözlerim falan tekrar öyle doldu yani. 95
Striker. Hangi takım tutuyorsun abi demiş. Beşiktaşlıyım. Yine 95 Re Striker'dan bir soru gelmiş. Diriliş, Ertuğrul veya herhangi başka bir dizi izliyor musun abi? Ya Türk dizilerini izlemek için gerçekten vaktim yok. Çok uzunlar. Yani sinema, şey, dizi teknolojisi çalışan çok fazla arkadaşım da var. Yani sinema televizyon mezunu benim gibi olan arkadaşlar. Onlar da çok bu durumdan şikayetçiler. Onların durumları çok kötü. Yani her hafta bir film kadar dizi çekiyorlar. Çok zor çalışma koşulları var. Buradan da kendilerine selam olsun. Sizlere de bu bilgiyi vermiş olayım. Set ortamı çalışmak için çok zor. Diriliş Ertuğrul'u izlemiyorum. Çok merak etmiyorum. Zamanında Muhteşem Yüzyıl'ı izlemiştim. Ezel'i izlemiştim. Türk dizilerinden. Şeyi izlemek istiyorum aslında. Vatanım Sensin'i izlemek istiyorum ama dediğim gibi vaktim yok. Masum diye bir dizi çekildi. Blue TV yaptı hatta, işte bu Netflix'e benzer bir şey. Onu izlemek istiyorum. O daha böyle hani şey azmış süresi. Hani ama fırsat bulmak ne mümkün. Ha şey de içerideydi aslında, böyle çok kaliteli dizi yapmışlar. Bir bölüm falan izledim. Bir ara Şarköy'deyken böyle denk gelmiştim, izleyebildim. Takip edemedim ama içerideydi aslında. Bakarsanız izlemek istiyorum. Kaliteli işler yapılıyor aslında Türkiye'de de. Onun dışında yabancı dizilerde bir dünya yabancı dizi izliyorum ama şimdi onları tekrar saymayayım. No nikli bir arkadaş sormuş. Biraz geç olacak ama filmlerle aran nasıl? En sevdiğin yönetmenler kimler? Tabii ki geçmiş olsun bu arada. Filmlerden birkaç tane saymıştım. Yani yönetmen olarak ya ben sinema televizyon öğrencisi olduğum için zamanında çok fazla film izledim ve çok da yönetmenin hani aslına bakarsanız filmografisine hani aşinayım. Her birinden bir şeyler izlemişim ama Woody Allen'ı mesela çok severim. Emir Kusturica çok severim. İşte Peter Jackson zaten hani Lord of the Rings serisini falan filan yapmıştı. Hani Peter Jackson diğer filmlerine çok bakmadım aslında bakarsın. Niye Peter Jackson dediğini bilmiyorum şu an. Guy Ritchie çok güzeldir. Ki özellikle Snitch şahane filmdir. Böyle. Cihangir'in kanalı. Abi Skyrim ve Battlefield 1 ile ilgili ne düşünüyorsun? Videosunu çekecek misin? Bu arada inşallah video ayarlarım. Aldım. Skyrim hakkında şunu düşünüyorum. Skyrim şahane bir oyun. Gerçekten de 2011'de çıkan bir oyunu hala oynayabiliyor olmamız, ki zaman zaman girip hala oynuyorum. Bence şahane bir olay. Çok da uygun fiyata almıştım. Dolayısıyla hala yani gönülden bağlıyım Skyrim'e ama videosunu çekeceğimi zannetmiyorum. Battlefield 1 oynama çok yani çok oynama fırsatım olmadı. Battlefield 1 de güzel oyun. Yani multiplayer özellikle çekiyor. Şey single player'da güzel değişik bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çok şahane bir single player'a sahip değil ama multiplayer çok güzel. Güzel oyun. Onun da videosunu çekeceğimi zannetmiyorum. 64. sorunun sahibi Utku Aslan. Hızlı konuşuyorsun ve anlaşılıyor. Bunu nasıl becerebiliyorsun hocam? Yetenek mi? Öyleyse andaki demiş. Valla işte çok uzun süredir hızlı konuşuyorum. Dolayısıyla belki hani bir yerden sonra hızlı konuşurken biraz daha anlaşılır konuşmaya başlamış olabilirim. Hem hızlı hem anlaşılır durumunda. Ama çoğu insan hala anlamıyor. Hayatta öyle, yapacak bir şey yok. Bazen anlarsınız, bazen anlamazsınız. Benim hızlı konuşabildiğim kadar sizin de hızlı anlayabiliyor olmanız lazım diyerek saçma sapan savunma mekanizmaları bunlar arkadaşlar. Böyle bir durumum var. Yapacak bir şey yok. R'leri söyleyemiyorum. Bir de hızlı konuşuyorum. Barış Mete sormuş. Bir ara multiplayer'dan ayrılma muhabbeti vardı. Ne oldu? O geri mi döndü yoksa troll müydü? Reisim bayağıdır internet sorununun çözülmesine sevindim öncelikle. Multiplayer'dan evet ayrıldım. 2 hafta sonra pozisyon tekrar yani başka bir pozisyon boşalınca sosyal medya işleriyle uğraşırken yönetmenlik ve kurgu tarafına geçiş yapmış oldum. Öyle oldu. Hayırlısı oldu. Ben de çok daha yeni şeyler de öğreniyorum. Öyle güzel oldu. Evet, Barış Mete'nin sorusuyla evet bitirdik. Çok ilginç. 65 tane soru yanıtladım arkadaşlar. Siz bu videoları izlerken ben liste olacağım muhtemelen. Cumartesi günü itibariyle yani 4 Şubat Cumartesi günü itibariyle yayınlamayı düşünüyorum. Söz verdim. Geleceğim liste dedim. Giste karşılaşırsak inşallah selam verirsiniz. Zaten Giste'le alakalı bir video yapmayı düşünüyorum. Hani nasıl geçtiğine bağlı olarak. Neyse sorunuzu daha fazla uzatmayayım. Çok uzun video oldu. Her zamanki gibi bir videoyu yani videoları en azından beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.